Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Çok kıymetli valim, milletvekilim, değerli hocalarım, çok kıymetli misafirler, hafızlarımız, hepinizi hürmet ve muhabbetlerimle selamlıyorum. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatüm. Merasimlerin en hayırlısında bir aradayız. Çünkü Kur'an'ın konuşulduğu mekan en hayırlı mekan. Kur'an'ın konuşulduğu yerde bulunan insanlar meleklerin üzerine kanatlarını gerip rahmet yağdırdı ve sağanak sağanak bu rahmetin üzerine yağdı insanlar. Dolayısıyla en hayırlı merasimde, en hayırlı mekanda bulunmak Cenab-ı Hakk'ın biz kullarına en büyük lütuflarından birisidir. Değerli kardeşlerim, Kur'an hayat kitabımız. Daha Bakara suresinin başında Rabbimiz Elif, La, Mim, Zâlikel kitabı La raybe fîh Hüden lil müttakîn diyerek buna işaret buyuruyor. Bu kitap hakkında şek ve şüphe olmayan bir kitaptır ve müttakilere rehberdir diye Kur'an'ın bir rehber olduğunu, bütün insanlığı karanlıklardan aydınlığa çıkarmak için gönderildiğini Rabbimiz bizlere buyuruyor. Bizim amacımız da sevgili peygamberimizin en büyük mucizesi olan Kur'an-ı Kerim'i bütün insanlığa tanıtmak, gençlerimizi, çocuklarımızı onun ilkelerine uygun bir şekilde yetiştirmektir. Gayretimiz budur. Fatih Sultan Mehmet diyor ya bir beytinde, İmtisali fi sebilillah olupdur niyetim, din-i mübini İslam'ın mücerret gayretidir gayretim diyor. Bütün Müslümanlar olarak esasında Fatih Sultan Mehmet bize yol gösteriyor. Diyor ki hepimizin gayreti din-i mübini İslam'ın mücerret gayreti olmalı. Çünkü o peygamberlerin bize bir emaneti. Bütün peygamberler İslam'ı insanlığa tanıtmak ve dünyayı dengede tutmak için gönderilmişlerdir. Peygamberlerin yolunda gidilmediği zaman dünyanın dengesi bozulur. Dünyayı dengede tutmak için Cenab-ı Hakk'ın kullarına gönderdiği sistemin adıdır İslam. Müslümanlar da bu dengeyi muhafaza etmek için Cenab-ı Hakk'ın yolundan yürümesi gereken insanlardır. Eğer bu denge muhafaza edilmezse dünyada her 3,5-4 saniyede bir insan açlıktan ölür ki bugün öyle oluyor. Dengesi bozulmuş dünyada. Her 3,5-4 saniyede bir insan, saniyede de bir insan tokluktan ölür. Fazla yemekten ölür. Vallahu azizun züntikam. Eğer kullar görevini yapmazsa Cenab-ı Hak bu dengeyi bozanlardan intikamını alıyor. Biz de Müslümanlar olarak eğer Kur'an'ın yolunda, onun ilkelere doğrultusunda yürümezsek dünyanın dengesinin bozulmasına sebep olanlardan oluruz. Ama Kur'an'ın ilkeleri doğrultusunda hareket edersek İslam'ın bağlıları olarak, Müslümanlar olarak Cenab-ı Hakk'ın
rızasına uygun hareket etmiş oluruz. İslam, yeryüzünde insanoğluna verilmiş en büyük nimettir. Bunu nereden söylüyorum? Kur'an-ı Kerim'de. Estaizu billah. El-yevme ekmeltu. El-yevme ekmeltu lekum dinekum ve etmentu aleyküm ni'meti ve radiytu lekumul islame dinen. Rabbimiz öyle buyuruyor. Bugün sizin dininizi tamamladım. Üzerinizdeki nimetimi tamamladım. Size din olarak İslam'ı verdim ve ondan razı oldum. En büyük nimet İslam. O zaman bu sisteme, dine, Cenab-ı Hakk'ın bütün peygamberlerine gönderdiği dinin adı olan İslam'ın mensupları Müslümanlar da buna göre hareket etmek zorunda. Gençlerimizi buna göre yetiştirmek zorundayız. Çocuklarımızı buna göre yetiştirmek zorundayız. Buna hizmet eden, bu yolu kolaylaştıran vasıtaların başında bana göre Kur'an eğitiminin yapıldığı yerler geliyor. Kur'an eğitim merkezleri, Kur'an kursları, hafızlık yaptırdığımız müesseseler. Bakınız tarih boyunca bu yolda Müslümanları diri tutan hep Kur'an-ı Kerim'in öğretildiği yerler olmuş. Sevgili Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Mekke-i Mükerreme'den Yesrib'e hicret edip orayı Medine-i Münevvere haline getirdikten sonra ilk yaptığı iş Mescid-i Nebevi'yi kurmuş. Mescid-i Nebevi ve Mescid-i Nebevi'nin içinde suffe dediğimiz, mektep dediğimiz yerde Kur'an eğitimi vererek, Kur'an'ın ilkelerini bütün ashabına öğreterek Medine'yi aydınlanmış, nurlanmış şehir haline getirmiştir. Yesrib'i. Yesrib'i nurlu şehir haline getirmiştir. Neyle yapmıştır bunu? Mescid-i Nebevi'de vermiş olduğu derslerle, ashabını yetiştirmekle. Onun için ben diyorum ki, camilerimiz Mescid-i Nebevi'nin birer şubesidir. Birer varisidir. Camilerimizi sadece namaz kılınıp, açılıp kapatılan yerler olarak görmek istemiyoruz. 90 bin camimizin her biri bir mekteptir, bir medresedir, bir okuldur. Eğer böyle olursa camilerimiz gerçek rolünü, fonksiyonunu yerine getirmiş olur. Bütün imamlarımızdan bunu hasreten istiyoruz. Talimatlarla, genelgelerle, cami dersleriyle, camilerde Kur'an öğretimiyle bunu istiyoruz imamlarımızdan. 100 bin imam müezzinimiz var. Fahrilerle birlikte 50 bine yakın Kur'an kursu öğretmenimiz var. Kur'an kursu öğretmenlerimizden arzumuz 7'den 70'e değil, hatta bütün görevlerimizden 160 bine yakın görevlerimiz var. 7'den 70'e değil, 7'den önce de 70'ten sonra da insanımıza Kur'an hizmeti vermelerini istiyoruz. Çünkü bizim 4-6 yaş Kur'an kurslarımız var. 7 yaşından önce 200 bine yakın talebemiz var elhamdülillah. Bu ne büyük bir nimettir. Ne büyük bir fırsattır. Bu fırsatı her vesileyle iyi değerlendirmemiz gerektiğini bütün insanlarımızla paylaşıyorum. Çünkü iyi değerlendirmezsek لَاِنْ شَكَرْتُمْ لَاَزِيدَنَّكُمْ وَلَاِنْ كَفَرْتُمْ اِنَّ عَزَابِ لَشَد۪يدٍ ayetinde buyurulduğu gibi şükrederseniz artırırım. Nankörlük ederseniz azabım şiddetli olur buyuruyor. 4, 5, 6 yaşında resmi olarak Kur'an kurslarımıza kayıtlı çocuklarımız var. Neden buna önem veriyoruz? Çünkü o yaşlarda
çocuklarımızı doğru dini bilgiyle, Kur'an'ın değerleriyle, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın insanlığa kazandırdığı değerlerle tanıştırmazsak, o boş zihinler yanlış bilgilerle dolar. Eğitim bilimcilerinin müttefakun aleyh, yani üzerinde birleştiği, ittifakla kabul ettikleri bir araştırma sonucu var. Diyorlar ki, insanoğlunun karakterinin %63'ü 7 yaşında oluşur. Şimdi anladınız mı Peygamber Efendimiz'in 7 yaşa dikkat çekmesinin hikmetini? Çocuklarınız 7 yaşına gelinceye kadar onlara namaz kılmasını öğretiniz buyuruyor Peygamber Efendimiz. Ne demektir bu? Namazı öğrenen bir çocuk temel dini bilgileri de öğrenmiş olur. Allah'ın Rabbi olduğunu, Hazreti Muhammed Mustafa'nın peygamberi olduğunu, kitabının Kur'an olduğunu, dininin İslam olduğunu, Peygamber Efendimiz'in en azından çocuklara öğretilmesi gerektiğini, bizlere tavsiye ettiği şeyleri öğrenmeyi, bunları halletmiş olur. Ondan sonra ileriki yaşlarda da diğer hususları tamamlar. Biz istiyoruz ki bizim insanımızın karakter yapısının oluşmasında bizim payımız olsun. Hocaların payı olsun. Annenin babanın payı olsun. Rolü olsun. Öğretmenlerin rolü olsun. Bizim öğretmenlerimiz kendilerini farklı yerlere koymasınlar. Çünkü adı Ahmet, Mehmet, Ayşe, Fatıma bizim öğretmenlerimiz. Onlar da peygamberimizin varisleri. Çünkü peygamberimiz buyuruyor ki, ben size muallim olarak gönderildim. Bizim öğretmenlerimiz peygamberimizin varisleri. Çünkü en büyük öğretmen Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz idi. Çünkü Kur'an'ı bize öğretti. Ashabına öğretti. Tabii ki biraz daha bir adım daha ileri gidersek esas en büyük öğretici Rabbimizdir. Rab öğretmen demektir. Rab öğretmen demektir. Çünkü mürebbiye kelimesini duymuşsunuzdur. Mürebbiye bizim asırlarca öğretmenlerimiz için kullandığımız bir kavramdır, kelimedir. Rab kelimesinden gelir. Dolayısıyla Er-Rahmanu allemel Kur'ane halagal insan allemel beyan. Kim öğretti Kur'an'ı? Rahman öğretti. Sonra peygamberimiz öğretti. Sonra onun varisleri bizler öğretiyoruz. Bunun için diyorum ki hep beraber bir seferberlik halinde olmamız lazım sürekli. Neden? Kur'an'ı öğrenmek, öğretmek, anlamak ve yaşamak için. Kur'an yaşansın diye gönderildi. Eğer bunu yaparsak vefat eden insanlarımızın arkasından Mülk suresini okuyoruz ya. Neden okuyoruz? Bize bir şeyi hatırlatıyor. اَلَّذ۪ي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ اَيُّكُمْ اَحْسَنُ عَمَلًا وَهُوَ الْعَز۪يزُ الْغَفُورُ. Allah ölümü de, hayatı da bakalım hanginiz daha güzel amel işliyorsunuz diye sizi imtihan etmek için yarattı. Yaratılış gayemizi hatırlamak için okuyoruz Mülk suresini. Vefat eden insanlarımız duyuyorlar mı bizi okuduğumuz zaman? Kim duyuyor? Okuyanlar ve dinleyenler duyuyor. Esas dersi alacak olan diriler, ölüler değil. Ölülerin ruhlarına kazandığımız sevabı gönderiyoruz. Ama esas bu ayetlerden ibret alacak olan, ders alacak olan bizleriz, diriler. O açıdan çok kıymetli kardeşlerim, Kur'an bizim Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın insanlığa getirdiği en büyük mucizedir diyoruz. Ama topyekün
onun yolundan gitmek için وَاتَصِلُوا بِحَبِّ اللّٰهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. Hepiniz Allah'ın ipine, yani Kur'an'a sarılınız. Tefrikaya düşmeyiniz. Ayrılıp bölünmeyiniz. Girmeden tefrika bir millete düşman giremez. Toplu vurdukça yürekler onu top sindiremez. Akif sanki bu ayeti kerimeyi tercüme ediyor beytinde. O zaman yüreklerimizin toplu vurması lazım. Her birimizin Kur'an'ın yolunda, onun ilkeleri doğrultusunda yaşamak için gayret içerisinde olmamız lazım. Gençlerimize, çocuklarımıza bu şekilde sahip çıkmamız lazım. Ben bu merasimimizin hayırlara vesile olmasını Yüce Rabbim'den niyaz ediyorum. Vakit o kadar dar ki bir günde 3 ilde programı ancak birleştiriyoruz. Rize, Trabzon, Ordu, akşam Ordu'da olacağız inşallah. 5'te her zaman fırsat bulamıyoruz. O açıdan bu kadarla iktifa edelim. Bu kadarla sizlerle bir arada olmakla yetinelim ve tekrar hepinize şükranlarımı arz ediyorum. Cenab-ı Hak çocuklarımızı, gençlerimizi yolundan ayırmasın. Sırat-ı müstakimde daim eylesin. Bizim en büyük sermayemiz gençliğimiz, çocuklarımız. Ama sermaye iyi olursa bir anlam olur. Sermaye Rabbimizin rızasına uygun olursa bir anlamı olur. Yoksa sırtımızda bir yük olur. O yükle ahirete gitmemize sebep olur. Allah muhafaza. O zaman o emanete gözlerimiz gibi riayet etmemiz gerekiyor. Görüp gözetmemiz gerekiyor. Cenab-ı Hak bu yolda hepimize yardım eylesin. İnten surullahi yansurküm. Siz Allah'ın dinine yardım ederseniz Allah da size yardım eder. Bu müjdeye hepimizin nail eylesin inşallah diyorum. Tekrar hepinize şükranlarımı arz ediyorum. Evet, Sayın Diyanet İşleri Başkanımız Profesör Doktor Ali Erbaş hocamızı yine sahnede birazdan hocamızı bekletiyoruz. Şimdi kendilerine günün anısına Sayın Valimiz bir takdimde bulunacaklar. Ben Sayın Valimizi sahneye hazırlıyorum. Hocamıza konuşmasından dolayı çok çok teşekkür ediyoruz. Rabbim kendisinden razı olsun. Ömürlerine, ömrümüze bereket sanırız. Thank you.